hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Bugün de Satya Türk Çocuğa hepiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Sizlere bir sorum var. Programa bir soruyla açmak istiyorum. Üzgün olduğunuz zamanları hatırlıyor musunuz? Hayatınızda kendinizi üzgün hissettiğiniz bir zaman oldu mu hiç? Ya da oluyor mu zaman zaman? Peki böyle zamanlarda neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Önce bunu sormak istiyorum sizlere. Ve üzgün olduğunuz zamanlardan birini, tabii ki çok fazla düşünmenizi istemiyorum ama genelde öyle bir dönemi böyle kısacık bir hatırlamanızı istiyorum. Mesela sınıfta kendinizi yalnız hissettiğiniz bir zaman olabilir bu. Hasta olduğunuz bir zaman olabilir. Veya sevdiğiniz birinin hasta olduğu bir zaman olabilir. Ya da korktuğunuz bir zaman olabilir. Ya da bir derste çok zorlandığın bir zaman olabilir diyelim. Hatta kardeşinle aranın bozuk olduğu bir zaman bile olabilir. Hayatında böyle dönemler oluyor mu hiç? Peki böyle dönemler geldiğinde ne olmasını istiyorsun? Neye ihtiyaç duyuyorsun? Teselliye mi? Bence evet. Benim böyle zamanlarda genelde teselliye ihtiyacım oluyor. Birinin yanına gelip sana güzel şeyler söylemesi, umut vermesi ya da sadece seninle birlikte orada durması bazen yeterlidir ve sana çok iyi gelir. Ama bizler hepimiz, yani herkes olmasa da bazen bazı insanlar iyi hissetmediğinde yalnız kalmayı tercih ederler. Ama genel olarak hepimiz teselliye ihtiyaç duyarız. Şimdi birazdan size vereceğim görev tam olarak bu konuyla ilgili. Ama görevinizi vermeden önce gidelim hep birlikte şöyle güzelce Ege'yi izleyelim. Ege'den sonra buluşalım. İlk sanal gerçeklik gözlüğü, yani kaskı, 1968 yılında Evan Sutherland tarafından bulunmuştur. Fakat sadece düşük çözünürlükte çizgiler oluşturabilmiştir. Bu gözlükler sadece orduda kullanıldığı için geliştirilmesi yasaklanmıştır. Bir mavi balinanın kalp atar damarında yetişkin biri rahatça yüzebilir. Yani mavi balinanın içine yüzme havuzu kurabilirsiniz. Uzay, kaynak yapılırken çıkan dumana, kızdırılmış metale ve isli ete benzer bir kokuya sahiptir. Uzaya çıkarsanız burnunuz için bir mandal alın. Hesaplamalara göre güneşin sönmesine daha 6 milyar yıl var. Yaklaşık. Sonra okula gitmek zorunda kalmayacağız. Yaşasın. Ay yuvarlak değil, yumurta şeklindedir. En büyük gezegen Jüpiter'dir. Ama asla ben büyüğüm diye kibirlenmez. Jüpiter'in içine güneş sistemindeki her gezegen sığabilir. Kucaklayıcı bir yapısı var yani. Bilim adamlarının araştırmalarına göre evrende 1 septrilyon yıldız var. Giderek de artıyor. Yani bu bir sürü yıldız eder. Üşenmeden saymışlar ya. Birini teselli et. Arkadaşım, görevin birini teselli etmek. Bence daha önce bunu hiç yapmadıysan bugün senin için çok iyi bir başlangıç olabilir. Neden sana bu görevi verdim? Çünkü her birimizin buna ihtiyacı varsa diğer insanların da buna mutlaka ihtiyacı vardır diye düşünüyorum. Peki sana yeni bir soru daha. Ben birini nasıl teselli edebilirim? Nasıl teselli edebiliriz? İşte sorumuz bu arkadaşlar. Birini teselli etmek nasıl olur? Bunu en iyi şekilde nasıl yapabiliriz? Öncelikle o kişinin hangi konuda teselli ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışmak gerekir. Eğer bu konuda ona umut verecek sözlerin varsa onları söyleyebilirsin. Düzeleceğini söyleyerek veya onu cesaretlendirerek onu teselli edebilirsin. Eğer söyleyecek sözün yoksa sadece onun yanında durabilir ve yalnız olmadığını ona hissettirebilirsin. Bu da büyük bir teselli sayılır. Veya eğer o da isterse onun için dua edebilirsin. Bunlar en iyi teselli yöntemleri sevgili arkadaşım. Ve unutma ki küçücük bir davranışınla bir kişinin o zor zamanındaki gerçekten hislerini değiştirebilirsin. Yani çok önemli bir rolün var aslında. Şimdi haydi bakalım, seni bu görevini yapmaya gönderiyorum. Biz de bu sırada kumdaki hikayeleri izleyelim. Kumdaki hikayelerden sonra da sırada ne var? Sen olsan ne yapardın?
Figün Rapisa öğrencilerinden tekneye binip gidecekleri yere kendisinden önce varmalarını istedi. Öğrenciler teknedeyken şiddetli bir fırtına çıktı. Dalgalar çok yükseldi. Öğrenciler gidecekleri yere nasıl ulaşacaklarını bilmiyorlardı. Çünkü tekneleri fırtına ve gittikçe yükselen dalgalar nedeniyle batmak üzereydi. Fırtına uzun sürdü. Öğrenciler çaresizlik içinde ne yapacaklarını bilemediler. Bu sırada çok garip bir şey fark ettiler. Birinin suyun üzerinde yürüyerek kendilerine doğru yaklaştığını gördüler. Çok korktular ve bağırmaya başladılar. Çünkü ilk defa birisinin suyun üzerinde yürüdüğünü görüyorlardı. Az sonra Rab İsa onlarla konuşup sakinleşmeleri için "Korkmayın, ben İsa'yım." diye seslendi. Petrus, Rab İsa'ya seslenip şöyle dedi. Sen Rab İsa'ysan emret ki suyun üzerine yürüyüp sana gelebileyim. Ve gerçekten de Petrus tekneden inip suyun üzerinde yürüyerek Rab İsa'nın durduğu yere yaklaştı. Ancak Petrus birden fırtınanın çok şiddetli olduğunu fark edince korktu ve batmaya başladı. Petrus yüksek sesle "Rabbim ne olur bana yardım et!" diye bağırdı. O anda Rab İsa elini uzatıp Petrus'un elini tutarak onu batmaktan kurtardı. Ve Petrus'a, "Ey kıt imanlı, neden şüphe ettin?" dedi. Rab İsa, Petrus'u da alarak tekneye bindi. Aynı anda fırtına dindi ve dalgalar duruldu. Teknedeki herkes Rab İsa'nın önünde secde ederek ona, "Sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun." diyorlardı. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. "Cesaretli olun, ben oyum, korkmayın." Matta 14. bölüm 27. ayet. Pardon bölümüne hoş geldin. Evet arkadaşım, bugün dünkü sorunun cevabını vereceğim ama hemen dünkü soruyu kısaca bir hatırlayalım. Annen senin soğuk su içmeni istemiyor. Ama sen ne yaptın? Buz gibi bir soğuk suyu gördün ve onu lıkır 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 diye diktin ağzına ve içtin bitirdin. Sonra ertesi günü bir baktın boğazında böyle bir ağrı var. Bir baktın ki boğazın şişmiş. Ve tabii ki annem bunun sonucunda sana kızdı. Çünkü seni defalarca bu konuda uyarmıştı. Sen de onların sözünü dinlemedin. Yani aslında itaat etmemiş oldun onlara. Peki annen sana kızdığında sen olsan bu durumda ne yapardın? Hemen şıkları hatırlayalım. A.
bir şey uydurup onun aslında şişe olmadığını ve aslında senin gayet sağlıklı olduğun konusunda anneni ikna etmeye çalışırdın. B şıkkı, konu uzamasın diye annenden özür dilerdin ama sonrasında tekrar soğuk su içerdin. Ve C şıkkı, anneni dinlemediğin için pişman olursun, haklı olduğunu ve onun sözünü dinlemen gerektiğini bir kez daha anlarsın. Özür dilersin ve bir daha soğuk su içmezsin sevgili arkadaşım. Bu cevaplardan hangisi senin için daha doğru, sana hangisi daha yakın geliyor? Cevaplarınız geldi bizlere. Çok teşekkür ediyoruz gönderdiğiniz cevaplar için. Hepsini de çok sevdim ama şimdi böyle bir durum başımıza geldiğinde hangisini yaparsak daha doğru olur? Onun cevabını vereceğim sizlere. Eğer hazırsanız arkadaşlar... Doğru cevap C şıkkı, yani annemi dinlemediğim için pişman olurum. Haklı olduğunu ve onun sözünü dinlemem gerektiğini bir kez daha anlarım. Özür dilerim ve bir daha soğuk su içmem. Evet sevgili arkadaşım, yapman gereken şey bu. Çünkü aslında özür dilemenin anlamı, gerçek anlamı o şeyi bir daha yapmamak veya yapmamaya çalışmak anlamına geliyor. Ama sen annenden özür dileyip sonra tekrar soğuk su içersen rahat bir şekilde, o zaman aslında gerçekten pişman olmamış gibi olursun. En azından bunu yapmamak için çabalaman gerekir. Ki zaten aslında annene itaat etmediğin zamanlarda ya da babana, hem annen babandan hem de Tanrı'dan özür dilemen ve tövbe etmen gerekir. Çünkü Tanrı, annen, baban ve büyük akrabaların genelde senin sağlığını, senin iyiliğini isterler. İşte bu yüzden onları üzdüğünde onlardan özür dilemen gerekir sevgili arkadaşım. Cevaplarınız için çok teşekkür ediyorum her birinize. Şimdi gidelim şöyle güzelce Mevzi'yi izleyelim. Mevzi'den sonra Tanrı'nın Sözü bölümünde buluşalım. Hoş geldin Zi. Hoş buldum. Hoş buldum ama bugünkü konumuz yine hoş değil. Hoppala. Nereden biliyorsun Zi? Çünkü dersime çalıştım ve işler hiç de iyiye gitmiyor. Evet ama bir yandan Elçi Paulus'un tüm süreci boyunca nasıl da büyük bir aşkla Mesih'in müjdesini yaydığına şahit oluyoruz tekrar. Bence bir de bu açıdan bak. Tamam o zaman. Evet. Devam edelim mi? Edelim. Tamam. Hatırlarsan Elçi Paulus'un tutuklandığı ve sorguya götürüldüğü yerde kalmıştık. Evet, hatırlamaz mıyım? Paulus ve kendisini tutuklayan Romalı komutan arasında kısa bir konuşma geçti. Bu konuşmada Paulus kim olduğunu anlattı ona. Konuşmanın sonunda Paulus komutandan bir ricada bulunarak kendisinin halka kısa bir konuşma yapmasına izin vermesini istedi. Komutan buna izin verdi ve Paulus halka kısa bir sesleniş yaptı. Konuşmasını İbranice yapmayı tercih etti. Konuşmaya geçmişi anlatarak başladı. Nasıl kötülükler yaptığını, halka nasıl zulüm ettiğini ve İsa Mesih'le karşılaştıktan sonra nasıl değiştiğini anlattı. Sonra? Halk konuşmalardan memnun kalmadı. Hayda, ne biçim insanlar bunlar ya? Ya bağırışmalar başladı. Bu durum üzerine komutan onu tekrar kışlaya getirmeleri için emir verdi. Elçi Paulus'a daha büyük cezalar vereceklerdi. Ancak Roma vatandaşı olduğu için yapamadılar. Komutan bu gerçeği öğrendikten sonra hatasını telafi etmek için bir gün sonra Paulus'u serbest bıraktı. Oh tamam. Ancak halkın ayaklanmasına sebep olduğu için kurulun karşısına çıkarılma kararı alındı. Üf, şimdi de kurul çıktı. Bu dördüncü yolculuk hiç de diğerleri gibi değil mi? Tom tum fum fum kım kım yerler de yok. Onlar varken bir yandan değişik yerler de öğreniyorduk. Hem de bu kadar tedirgin edici ilerlemiyordu olaylar. Gazi biraz sabret. İleriki bölümlerde yine yer isimleri göreceğiz. İyi bari. Şimdi kurulun karşısına çıkınca neler olduğuna bir sonraki bölüm devam edelim istersen. Hadi sen bir soru sor. Hemen soruyorum, hemen. Paraşüt uçaktan önce icat edilmiştir. Yanlış mı? Doğru mu? Hayda. O ben yanlış diyeceğim. Deme. O zaman doğru değil. Doğru. Bravo be, harikasın. Ya ben bir şey yapmadım kesin, sen ipucu verdin. Evet, konuyu bilmiyordun ama bana güvendin. Kardeşine güvendin, daha ne olsun? Ay canım kardeşim benim, sen bir tanesin. Sen de geçen bölümde de saydık, bir, iki, birer taneyiz. Tamam o zaman. Paraşüt dendiğinde aklına uçaklar da geliyor olsa da aslında paraşüt uçaklardan çok önce icat edilmiş bir eşya.
günümüz modelinin temelini atan ilk başarılı uçak Wright kardeşler tarafından 1903 yılında icat edildi. Paraşütün ilkel denemeleri 15. yüzyılda yapılmış olsa da modern hali ilk defa 1793 yılında icat edildi. Başarılı ilk atlayışta 1797 yılında Andrew Garner'in tarafından yapıldı. Garner'in bu atlayışı bir uçaktan değil, bir sıcak hava balonundan atlayarak gerçekleştirdi. Aa, çok güzel bilgiler bunlar Zi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim be. Sonraki bölümde görüşürüz o zaman. Ben gidiyorum. Bir dakika. Nereye gidiyorsun Paraşütle sen? Paraşütle atlama ya. Ay dur. Neden? Bilmiyorum. Bölümün sonu heyecanlı bitsin diye herhalde. Ama bu çok saçma ya. Tanrı'nın Sözü bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere kutsal kitaptan çok güzel bir bölüm anlatacağım. Ve bu elimdeki kitaptan çok güzel bir bölüm okuyacağım. Ve bu bölümün adı gerçekten çok güzel. Nasıl dua etmeliyiz bu bölümün adı? Biz hep bunu konuşuyoruz aslında. Tanrı'yla sohbet etmek, tövbe etmek. Tövbe etmek de bir dua şekli. Özür dilemek de bir dua aslında. Tanrı'ya teşekkür etmek, Tanrı'dan bir şeyler istemek, Tanrı'dan özür dilemek ya da sadece ona gününün nasıl geçtiğini anlatmak bile bir duadır. Ama bakalım kutsal kitap bize bu konuda ne söylüyor? Hadi gel birlikte okuyalım. O dönemde Mesih İsa'nın yaşadığı, dünyada yaşadığı dönemde ekstra, süper, kutsal insanlar vardı. Daha doğrusu onlar öyle olduklarını düşünüyorlardı. Ve onlara Ferisiler denirdi. Her gün sokağın ortasında durur ve ekstra süper kutsal bir sesle bağırarak dua ederlerdi. Galiba dua ettiklerini göstermeye çalışıyorlardı. Aslında çok da dua etmiyorlardı. Daha çok gösteriş yapıyorlardı. Yani bakın biz burada dua ediyoruz. Çok zekice gelen büyük kelimeler kullanırlardı ama kimse ne dediğini anlamazdı. Sokaktan geçen insanlar durup bakardı. Bu belki sana ayıp gelebilir ama aslında bu ekstra süper kutsal insanların istediği de tam olarak buydu. İnsanların dönüp onlara bakması ve onların dua ettiklerini anlamasıydı. Herkesin onları görünce bakın onlar ne kadar da kutsalmış. Herhalde Tanrı en çok onları seviyordur desin istiyorlardı. Ama aslında böyle bir şey olamaz. Çünkü Tanrı'nın hepimize verdiği sevgi aslında aynı. Tabii ki sen de ben de biliyoruz ki yanılıyorlardı. Tanrı sadece kutsal görünen insanları sevmez. Ama sokaktan geçen insanlar ne düşüneceğinden pek emin değillerdi. Belki de Tanrı'nın seni sevmesi için gerçekten de çok akıllı, iyi ya da önemli olman gerekiyordu. Diğer insanlar böyle düşünüyorlardı ama bizler bunun böyle olmadığını biliyoruz. Belki de Tanrı ile konuşmak için bir sürü zor ve karmaşık kelime bilmek gerekiyordu. Bu yüzden bir gün İsa insanlara nasıl dua edebileceklerini öğretti. Dedi ki, dua ettiğinizde o ekstra, süper, kutsal insanlar gibi dua etmeyin. Buna gerek yok. Onlar bir sürü kelime söylerlerse Tanrı'nın onları dinleyeceğini düşünürler. Ama Tanrı sizi akıllı, iyi ya da önemlisiniz diye dinlemez ki. Tanrı sizi sevdiği için dinler. Biliyor musunuz? Tanrı sizi her zaman dinliyor. Tanrı yüreğinizin derinliklerindeki en sessiz fısıltıyı siz daha onu söylemeden bile duyar. O yüzden bağırarak dua etmenize gerek yok. Bunu biliyor muydunuz? Daha siz istemeden Tanrı sizin neye ihtiyacınız olduğunu bilir dedi İsa. Aslına bakarsanız Tanrı ihtiyacınız olan her şeyi size vermek için sabırsızlanıyor. Bu yüzden uzun cümleler ya da özel kelimeler kullanmanız gerekmiyor. Özel bir sesle konuşmanıza da gerek yok. Yani mesela Tanrım gibi. Bunlara hiç gerek yok. Sadece konuşmanız yeterli. Bu yüzden dua ettiğinizde normal bir şekilde konuşun. Tıpkı çok sevdiğiniz biriyle konuşur gibi. Yapabilirsiniz bunu. Ve arkadaşlar, şimdilik burada duruyorum. Çünkü aslında yarınki bölümde tam olarak nasıl dua etmeniz gerektiğini, İsa nasıl dua etmemiz gerektiğini bizlere söylemiş aslında öncesinde ama bizim dua etmekte bir sınırımız yok. Bizler Tanrı ile her şeyi konuşabiliriz. Çünkü az önce de okuduğum gibi Tanrı zaten biz daha söylemeden yüreğimizden geçenleri biliyor.
O zaman siz bugün yine bu bölümü izledikten sonra mutlaka dua edin, olur mu? Yarın da acaba Mesih insanlara nasıl dua edebileceğimizi öğretti. Acaba neler söyledi bize, onu birlikte öğreneceğiz. Ama bugünün Nur Abanız'dan bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.